mazharla ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişlerdi. Bu evlilik başta mazharla ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıba Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbet. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Zavallı mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de ruhsarın aşırı kıskanç karakteri eklenince mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüşmüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader ruhsarı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktır. Yandım yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür döktür bir o yana bu yana, aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Olacak şey değil. Beyefendinin horlaması ta öbür taraftan bile duyuluyor. Şimdi ben buna kalk desem tabii ki boşu boşuna çenemi yormuş olacağım. O yüzden ruhsar uyandırma yöntemlerinin 7 numaralısını uygulayacağım. 1-2-3 başla. İmdat! Basıldık kaçın! Yeter! Yeter! Buraya! Hadi şimdi buraya! Hadi dolu biraz! Yeter! 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 Yazıklar olsun sana ruhsar! Artık beni yurttan sesler davulcular korosuyla uyandırıyorsun ha! Ama ne yapayım? Sen de normal yollardan uyanmıyorsun ki hayatım. Neymiş benim fani kocacığım. İyi de güzelim, yani bir gün sayende ölü olarak uyanacağım ha. Hadi gel sana mutfaktan masaya uçarak gelen kahvaltıdan hazırlayayım. Sinirlerine iyi gelir. Yok, ben kahvaltımı kendi ellerimle hazırlayacağım. Böyle uçan kahvaltı falan istemiyorum. Bu saadetlerini nasıl mehtar yapabilirim acaba? Acaba çoğu benden gaz kaçağı mı yapsam? Yoksa elektro gitar çalarken gitarımın tellerine kontak yaptırsam da çarpılsa mı? Aman be adam, beni üzme de öleceksen öl yahu.
Aa, olamaz. Bu nasıl olur? Üf be. Yine kim bilir ne hatlar karıştırdın deli kız. Yalanım yok. Kıskancım birazcık daha huysuzum. Uzarcığım, davullar yüzünden sabah uyku mahmurluğuyla seni biraz kırmış olabilir ama aslında insanlar seni bir tanısalar hayaletlerden bir daha asla korkmazlardı. Aa gözüm abla, sen de mi kahvaltıya geldin? Ruhsar, senin yerinde olsam sihirlerimi dikkatle harcardım. Niye gözüm abla, ne oldu? Yukarı gel anlatayım. Hayatım sen kahvaltıya başla, ben sonra gelirim. Neyse biz dünyevi işlere bakalım. Birazcık daha sucuklu yumurta. Arkadaşlar, eğer bir şeyler yapamazsak şirketimizin kapısına kilit vurmak mecburiyetinde kalacağız. Evet Önder Bey, bugüne kadar çalıştığımız bütün şirketleri reklam idman yurdu kaptı. Herifler süper fiyat kırıyorlar. Hatta neredeyse bedava yapıyorlar. Mehmet Ali'yi Eskimoğulların beyazlarını görmesi için ta Kuzey Kutbu'na göndermişler. Herifler Ciklet reklamında da 10.000 kişilik figürasyon oynatmışlar. Hatta bizim Alçak Baha bile gidip oynadı. Bundan sonra yapacağımız tek bir şey var. Bari elimizde ne iş kaldıysa onları kaçırmayalım. İyi de elimizde hiç iş yok ki Önder Bey. Demek yıllardır ekmek yediğimiz ekmek teknemiz ajansımız kapanıyor ha. Ajansımızın kaderi de sosyalizm gibiymiş. Başına ne eğilmesin, aldırma gönlün aldırma. Ah be Ruhsar'cığım güzelim, bir gün içinde 30 tane hokus pokus limitini niye açtık ki ah? Yani şimdi cezalı duruma düştün, bak görüyorsun. Ne yapayım, ben de hokus pokuslarımı saymıyorum ki, gözümden kaçmış fark etmedim. Cezam neyse çekerim artık. Say cezam ne? Yani nasıl söylesem? Hadi ya, söyle ama artık gözüm abla. Pek hoşuna gidecek bir ceza değil Ruslar'cığım. O yüzden de söylemesi kolay değil. Ulan şu krizden herkes kurtuldu, bir biz kurtulamadık. Kriz bağımız mı olduk nedir anlamadım ki. Büyük bir iş alsak durumu kurtaracağız ama bütün işleri reklam idman yurdu kapmış. Peki eski müşterileri arayıp şöyle bir hal hatır sorsak, hani öylesini arıyormuşuz gibi. Belki adamların aklına geliriz de bir iş kaparız. Oho! Onu Önder Bey çoktan yaptı. Hatta İskenderun'daki müşterilere bile geçiyordum bir uğrayayım diyerek gitti ama nafile. Hepsi de reklam idman yurduyla çalışıyorlarmış. Telefonlarını bile oraya yönlendirmişler. Hangi firmayı arasam, alo buyurun burası reklam idman yurdu diye açıyorlar. Maslan evladım burada mısın? Ben de seni arıyordum. Hayırdır baba, bir sorun mu var? Var ya. Mersin'deki evi ipotek ettirmiş, o parayla da tarlamı ettirmiştim. Ama maalesef ürünü kaldıramadım evladım. Ha, beraber gidip kalan ürünleri mi kaldırmamızı istiyorsun? Gördünüz mü bak, iş ayağımıza kadar geldi. Gidip tarlada çalışırız, paramızı da kazanırız. Yok be evladım. Yani iyi ürün kaldıramadım diyorum. Eğer iki gün içinde parayı bankaya ödeyemezsem evi haraç mezar satacaklar. Baba yardım etmeyi çok isterdim ama şu sıra bizim şirketin durumu da çok kötü. Biz de kurtulmak için çare düşünüyoruz. Önce bizim evi bir kurtaralım. Ondan sonra çareyi hep birlikte düşünürüz evladım. Kaç paraya ihtiyacın var senin? 6 milyar. Oha. Pardon ama 6 milyarlık ne ektin baba? Avokado ektim. Carrefour'da en pahalı meyve olarak avokadoyu görünce iyi para getirir diye ben de tarlaya avokado ektim. Ama maalesef tropikal bir bitki olduğu için bizim tarlada yetişmedi. Bak Ruslar'cığım, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama söylemek zorunda olduğumu da biliyorum. Söyle artık Tanrı aşkına gözüm ablaya. Neymiş bu işin cezası? 3 sihir cezasına çarptırıldın Ruhsar. 3 sihir mi? Anlayamadım. O nasıl bir ceza? Yani son 3 sihirin kaldı Ruhsar. Bu 3 sihirden sonra bir daha sihir yapamayacaksın. Hayır, olamaz. Üzgünüm ama doğru. Ah be Ruhsar'cığım. Biraz dikkat etseydin de şu cezaları almasaydın olmaz mıydı? Bak artık sıradan alelade bir ruh olacaksın. Allah'ım. Abime kız bakmak için dolaştığım şu yolları toplasam cin seddime 3 kez gitmiş gibi oldu. Şşt, aman hadi söylenmedi, yürü. Kızı kaçırmayalım. Aa, kızı daha görmedik bile, belki beğenmeyeceğiz. Beğeniriz. İçimden bir ses bu kızın gelinim olacağını söylüyor. Hatta söylemiyor, haykırıyor, böyle bağırıyor, çağırıyor. İçindeki ses de azıttı desene. Aa, Mengübe teyze! Aa, Cindiz! Ben Nihan! Durun bekleyin, ben de geliyorum. Aa! Aa, nasıl Mengübe Hanım teyze? Aa, nasıl biri? Allah'tan
iki kişiyiz. Kalabalık olsak bu ne izniniz faslı sabahlara kadar sürecekti. İyiyiz kızım, sağ ol. Hayırdır? Nereye böyle ana kız? Abim için kızı. Masal için bir şeyler alacaktık da alışverişe çıktık. Aa, ne kadar güzel. Ben de tam alışverişe çıkmıştım. Beraber alış, beraber veriş yapalım Menkıbe Hanım teyze. Bak, aslında biz sana engel olmayalım Reyhancığım. Ay olur mu? Rica ederim. Ne olur birlikte gidelim. Hem baksanıza birlikte alışveriş yapalım diye kader yollarımızı birleştirdi. Evet, işte yakayı ele verdin sonunda. Ay, ay bırakın beni. Ay ne oluyor canım, imdat? Polis yok mu? Olmaz olur mu canım? Hem de çok yakınında var. Aa, memur bey söyler misiniz ne oluyor? Şuna bak, bir de utanmadan ne olduğunu soruyor. Bunlar hep böyle oluyorlar zaten. Yürü karakola. Aa, sana orada ayrıntılı bilgiyi veririz. Bakın durun. Yani bu işte bir yanlışlık var. Evet. Hatta üç kişi olduğumuza göre üç yanlışlık var. Üç yanlış bir doğruyu götürür. Kesin sesinizi de yürüyün. Ama bir dakika. Hep boşuna da espri yapmaya çalışmayın. Çünkü biz görev başında gülmeyiz. Bak Masar evladım, bu parayı senden borç olarak istiyorum. İnan ki bir dahaki hasat zamanı borcumu ödeyeceğim. Baba asıl sen bana inan yok. Vallahi 6 milyarım olsa yeter ki git de işin görülsün diye verirdim ama yok. Ya peki 5 milyarın da mı yok? Bak senin hatırın için en son 4,5 milyara razıyım. Ben 1 milyara bile razıyım, keşke olsa. Bak evladım, aramızda kalsın, bu sefer tarlaya ananas ekeceğim. Ananas işinde avokadodan daha çok para var. Ay. İyi de bende yok. Yahu bende kim bu dilenci diyordum? Senden başka kim olabilir be adam? Bana bak, bu damadım da benim anamdaki bir mesele. Sen kendi anarşik işlerine bak. Ya zaten canımız burnumuzda. Bir de seninle uğraşmayalım be adam. Git Allah versin. Asıl sana Allah versin. Benim sadece paraya ihtiyacım var. Ama senin hem paraya, hem terbiyeye, hem görgüye, hem akla, hem fikre daha bir sürü şeye ihtiyacın var. Baba lütfen, burası benim iş yerim. O kavga ettiğin adam da benim patronum ya. Ya anlaşıldı mı? Efendim, çantanızı çalan kadın bu muydu? Evet, buydu. Üstüme iyilik sağlık. Hanım, hanım, bizim soyumuz ta saraya dayanıyor. Senin çantana mı kaldı? Yani sen iftira atmaya utanmıyor musun? Bu iftiracı kadından davacıyım komiser bey. Oh, hem sıçtı hem de konan gibi güçlü. Davacıymış bile. Resmen iftiraya kurban gidiyoruz. Şunlara bak ya. Şunlara bak. Hiç çanta kapkaççısı gibiler mi? Bayağı normal insan gibiler. Komiser bey bakın, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Annem de suçsuzdur. Ay ne heyecan. Acaba Menkıbe Hanım teyzenin suçsuzluğu anlaşılacak mı? Mahinur Hanım, çantanızı çalarken teşhis ettiğiniz kadın yalnız mıydı? Yoksa yanında bunlar da var mıydı? Pek emin değilim. Bunlar genelinde kalabalık dolaşırlar. Eminim oradadırlar. Necmi, bunların üçünde nezaret at. Emredersiniz komiserim. Bakın yanlışlık yapıyorsunuz komiserim. Biz kızım Firdevs'le birlikte oğlum Masar'a kız bakmaya gidiyorduk. Aşk olsun Menkıbe Hanım teyze. Hani alışverişe gidiyordunuz? Ay sus bir dakika be kızım. İşte komiser bey, sonra da bu salak görünümlü Reyhan'a rastladık. Teessüf ederim Menkıbe Hanım teyze. İlginç hikaye. Ama hikaye dinleyecek yaşı çoktan geçti. Necmi götür bunları. Baş üstüne komiserim. Ay bir dakika, ay bir dakika. Madem çantayı biz çaldık, nerede peki? Evet, şu anda bilmiyoruz ama biraz sonra söyletmesini biliriz biz size. Evet, evet, komiserin söyletmesini bilir bize. Necmi, bunları nezarete at. Emredersiniz ama tek başıma beceremiyorum komiserim. Destek kuvvetlerden birkaç kişi çağırsak mı? Hadi canım, hadi yürüyün bakayım nezarete. Ay. Bakın, nezarete girince orayı çok seveceksiniz. Orası hakkında düşündükleriniz tamamıyla değişecek. Evet, komiserim doğru söylüyor. Bizim nezarette kalmak için ta hapçardan buraya gelip burada suç işleyenler bile var. Ama bakın, yürü, büyük bir yanlışlık. Yürü, hadi. Bakın, inanın ki komiserim yanlışlık oluyor. Allah'ım inanamıyorum. Hiç seyircik. Üç seyirim kaldı ha. Yine buna da şükret Ruslar'cığım. Ya hiç seyirin kalmasaydı, üç seyir üç seyirdir. Yine de şükret. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ay canım dedim ya. Bu kalan üç seyirini kullanacaksın. Ondan sonra jübileni yapıp seyir dünyasına elveda diyeceksin. Masar evladım, şirket olarak da hiç paranız olmadığından eminsin değil mi? Vallahi yok baba, olsa dükkan senin. Öf, nereden buldun burayı be evladım? Buradan başka çalışacak yer mi yoktu yani? Yok işte be adam, yok. Niye sıkmaz ediyorsun çocuğu? Zaten saray gibi evim haciz olup gidiyor. Bana bak, tepemi attırma benim. Generation Ajans buyurun. Masar seni arıyorlar. Bir dakika baba, pardon. Tamam. Efendim? Evet,
Ne? Annem mi? Aa, emin misiniz? Peki tamam, hemen geliyorum ben, geliyorum. Masar ne oldu? Annemler karakoldaymış, hemen gitmem lazım. O zaman ben de geleyim, belki bir faydam olur. Bu herifin bir faydası olursa benim 5 faydam olur. Ben de geliyorum. Peki yürü. Tamam, gidelim hep beraber, hadi. Mahmut'a dayanan soyumuzdan utanıyorum vallahi. Benim üzerime Mazhar Bey'i kula getirdiğiniz için oldu bütün bunlar. İyi oldu ama yaptığınız kötülük ayağımıza bulaştı. Ay. Bizim ayağımıza bulaştı da senin nerene bulaştı Reyhancığım? Neden bizimlesin peki? Ben bir kader kurbanıyım. Sizin çenenize bir melan bulaştım. Susuzluğum her gün anlaşılacaktı. Aa, saçmalama sana be kızım. Böyle yerlerde birbirimize destek olmamız lazım. Çaldığınız çantalardaki paraları verirsek buradan kefaletle çıkabiliriz. Salak! Kızım kulağını aç da iyi dinle. Biz kimsenin çantasını filan çalmadık. Ay! Ay ne salakmışsın sen böyle? Şşt! Sizin ne işiniz var güzelim burada ha? Ay ben biliyorum bunlar telekız. Ağzını topla sen hanım. Bizim soyumuz ta saraya dayanıyor ya. Hangi saraya? Aksaray'a mı laleli mi güzelim? Bana bak ben... Boşver. Bunlarla muhatap olmaya değmez. Evet, bizi telekız sanıyor salaklar. Halbuki biz çanta hırsızıyız. Bak Ruslarcığım, senin yerinde olsam son sihirimi iyi yerlerde kullanırdım. Nasıl yani? Yani öyle yerlerde kullanmalısın ki yaptığın sihire değsin. Evet, öyle yapmak en iyisi. Ama önce olan biteni Masar'a anlatmalıyım. Tabii, bunları bilmek onun da hakkı. E ne de olsa kocam. Ah, koca deyince aklıma Saadettin'im geldi. Ay ben bunun kadar ölmeyen adam görmedim ayol. Ay bir kerecik ölse ne olur sanki? Masar! Allah Allah, nerede bu adam? Dur bakalım, şimdi duvarda projeksiyon yapıp anlarız. Ay, ne yapıyorum ben? Az kalsın son sihirimi de Masar'ın nerede olduğunu anlamak için kullanacaktım. Peki ama nasıl öğreneceğim? Masar'ın başına gelenler de pişmiş tavuğun başına gelmedi yani. Ya, kayınbabasının acil paraya ihtiyacı var. Annesi karakola düştü, burada işler çok kötü. Zavallı Masar'ın başına gelenlerden 3 arabesk film konusu çıkar. Ne? Menkıbe canısı karakolda mı? Hadi söyleyin hangi karakolda? Söyleyin ne olur. Masar'ın işi çok zor bence. İnşallah altından kalkabilir. Of, yeter ben sıkıldım hadi. Başka bir şey yapalım ya. Hangi karakolda olduğunu söylemediler. En iyisi eve gidip Masar'ı beklemek. Bakın komiser bey, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Benim annem asla hırsızlık yapmaz. Markette kendisine verilen fazla paraları bile iade eder. Bravo annenize. Elleriyle çalmadığı parayı almıyor demek ki. Bakın komiser bey, Menkıbe hanımefendiyi ben de tanırım. Bir karıncanın bile çantasını çalacak insan değildi. Kaldı ki sizin söylediğiniz şeyi yapsın. Komiserim, Menkıbe hanımı bu beyden çok daha iyi tanırım. Böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu söyleyebilirim. Komiser bey, lütfen bana inanın. Niçin inanmayacakmışım? Bir kere çantası çalınan kadın annenizi teşhis etti. Daha doğrusu annenizin elebaşısı olduğu şebekeyi teşhis etti. Şebeke mi? Annemden başka birileri de mi var? Firdevs'te Reyhan diye iki hırsız kız daha. Aa, olamaz. Onlar da mı içeride? Evet. Komiser bey, sizden istirham ediyoruz. Ortada büyük bir yanlışlık var. Lütfen Menkıbe hanımefendiyi serbest bırakın. Olur. Baş üstüne. Başka emriniz var mıydı? Karakolun etrafına cam döşetip şeffaf karakol yapalım mı? Boşta çevremizi görmeyin beyefendi. Yarın mahkemeye çıkacaklar. Alo! Al beni duymuyor musun? Alo! Muhsin! 6 milyar diyorum. Bana 6 milyar borç verebilir misin? İşte böyle Masar. Kala kala 3 sihirim kaldı. Ya keşke o ceza aldığın şeyi yapmasaydın be ruhum. Bak çok üzüldüm şimdi. Ne yapayım oldu bir kere işte. Son sihirlerimle yapmamı istediğin bir şey var mı? Evet var. Annemi ve diğerlerini karakoldan kurtarmanı istiyorum. Hiç de bile. Sana kız bulmaya gidiyorlarken olmuş. Bu yüzden onlara yardım edemem. Ruslar saçmalama. Onlar bunu her zaman yapıyorlar. Sihirliğimi kullanacağım başka yerler var. Mesela babamın paraya ihtiyacı var. Ayrıca sizin şirketinizi de kurtarmam lazım. Annenler 2-3 ay ceza alıp çıkarlar. Biz de bu arada kafamızı dinleriz. Fena mı? 2-3 ay mı? Delirdin mi sen? Annem öyle bir cezayı aldığı dakika düşüp ölür be. Hem sen bana söylememiş miydin 3 tane sihirim var diye? Evet. Tamam işte bir tanesini şirketi kurtarmak için kullanırsın. Bir tanesiyle babanı, bir tanesiyle de annemleri kurtarırsın. Olur biter. Tamam peki. Görüşürüz. Efendim? Buyurun Önder Bey. Tamam. Peki hemen geliyorum. Hemen geliyorum Önder Bey. Önder Bey, acil olarak beni
çağırıyorum, şunları getirin lan. Sonra dönüyorum, tamam mı? Hadi. Alo? Aha ben Gazanfer. Nasılsın Zekai? Ben de iyiyim. Bak ne diyeceğim. Bana 6 milyar borç verebilir misin? Hasat zamanı kesin öderim. Hiçbir imkanı yok mu? Yapma. Evet. Zavallı babacığım. Para bulmak için NASA'da çırpınıyor. Anlıyorum. İlk evvela onun işini halledeyim bari. Ne yapalım? Halledeyim ama nasıl? Sayısal lotoda 6 tutursa çok mu olur acaba? Ne yapalım? Aman herkes tutturunca oluyor da sevgili babacığım tutturunca bu olmayacak. Tamam. Böylece babamın işi halloldu. Ey yarabbim. Olacak şey mi bu yani? Hiç kimsede para yokmuş sanki. Hepsi birden iflas etti birdenbire. Bendeki şansa bak. Zaten hiç olmadık zamanlarda karşıma çıkar bu loto. Bugüne kadar oynadım. Bir kere çıksaydı ya. Bu sefer seni yatırmayacağım ulan. Baba ne yaptı? Allah'ım inanamıyorum. Çocuklar. Galiba bir iş almak üzereyiz. Tünelin ucunda bir umut ışığı göründü gibi. Nasıl bir umut Önder Bey? Bir şirket var. Reklam İdman Yurdu henüz bu şirkete kancayı atamadı. Şirket de bizim yaptığımız işleri beğeniyormuş. O halde ne yapıp edip bu şirketi kaptırmayalım Önder Bey. Çok haklısın evlat. Hadi gidelim şu şirketle görüşelim. Hadi görün. Önder Bey gidelim hadi. Allah'ım inşallah. Şurada. Atölyeni çağır, seni biraz eğlendirsinler. Ben eve gitmek istiyorum. Beykım Ethel'in, sizden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş? Benim masum olduğumu, sizin şebekenizde hiçbir ilişkim olmadığını söyler misiniz? Bana bak salak, sırılsıklam salak. Eğer bu konuyla ilgili bir kelime daha saçmalarsan saçını başını yolarım, kel kalırsın haberin olsun. Ne o? Birbirinize düştünüz ha? Ne biçim şebekesiniz siz be? Şebeke içinde kavga etmek bizim raconda çok ayıptır be. Biz kavga filan etmiyoruz hanımefendi. Hem eksek de bu sizi hiç ilgilendirmez. Evet, biz bir kere 10 yıllık şebekeyiz canım. Şebeke başkanımız Menkıbe Hanım teyze de benim yakında kayınvalidem olacak. Ne haber? Of, of. Dua edelim de Mazhar'la Önder Bey şu işi alıp dönsünler. Artık tek şansımız bu. Evet ya. Bu işi bir alsalar bizi birkaç hafta idare eder. Üf ya. Boş boş oturmaktan sıkıntı bastı. Keşke eskiden olduğu gibi bir sürü işimiz olsa. Ya evet. O güzelim işlerin kıymetini bilemedik. Bir de şikayet ederdik niye bu kadar çok iş var diye. Ben bakkala ekmek arası kaşar söyleyeceğim. İsteyen var mı? Hey gidi günler hey. Eskiden kebapçıdan kebap söylediğimiz günler meğer ne güzelmiş. Aa, telefon çalışmıyor ya. Çalışmıyor mu? Gerçekten çalışmıyor. Hoppala. Telefonlar niye çalışmıyor acaba? Tüh Allah kahretsin. Çaylar. Suat abi bak açık bu senin. İki tane şeker attım abi. Baha. Şu tüh Allah kahretsini açıklar mısın? Ben telefon faturalarını yatırmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Heh bir bu eksikti. Aferin yani. Sayende ajans telefonsuz kaldı. Salak. Allah kahretsin. Kala kala iki sihirim kaldı. Ah be baba be, ne diye yırtarsın ki loto kuponunu? Mersin'deki evi kurtarma hakkını kaybettin işte. Ben de o zaman masalların işini halledeyim. İşsizlikten kendi uçağımızı yapa yapa yakında Türk Hava Kurumu bize ödül verecek. Ya Önder Bey'le Masar şu işi alsalar da çalışsak bari. Masar? Nerede acaba? Mazhar'ların bu işi alabileceğine hiç umudum yok. Kim bilir belki de Reklam İdman Yurdu o işi çoktan almıştır bile. Merak etmeyin artık işsizlik bitti. Biraz sonra başınızı bile kaşıyamayacaksınız. Evet, ikinci büyü hakkımı da şimdi kullanıyorum. Evet, evet. Şirketimin bütün reklamlarını Generation Ajans'a vermeliyim. Evet, kesinlikle onları vermeliyim. Niye açmıyor bu Generation Ajans? Halbuki bütün reklam işlerimi onlara verecektim. Ne yapalım? Ben de bütün reklamlarımı Reklam İdman Yurdu'na. Generation
Generation Ajans. Çok garip. Telefonu açmıyorlar. Generation Ajans büyük bir şans kaçırdı. Halbuki holdingimin tüm tanıtım işlerini onlara verecek. Ben niye şirketin reklam işlerini Generation Ajans'a vermiyorum ki? Hemen vermem lazım. Allah Allah. Çok garip. Ajans kapandı mı ne? Telefonu açan da yok. Uçak yapmaktan da sıkıldım ya. Haklısın moruk. Acaba diyorum kağıttan kayık mı yapsak? Ay ay. Kağıttan iş yapsanız da işimiz olsa. Çok garip. Şimdiye kadar kaç tane firmanın burayı araması gerekiyordu? Niçin aramadılar acaba? Şu çayları vereyim de telefon faturalarını yatırmak için postaneye gideyim ben. Durduğun hata. Sayende telefonlar çalışmıyor. Postanedekilere söyle de çabuk açsınlar telefonları. Ha, iş için telefon gelse haberimiz olmayacak. Olamaz. İkinci sihir hakkım da boşa gitti. Aman ya. Kötü kaderim öldükten sonra bile devam ediyor. Tüm bu veriler ışığında size en iyi hizmet verecek kuruluşun... Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı olduğuna umarım sizi ikna edebilmişliktir Mahinur Hanımefendi. Mahinur Hanımefendi. Ben de sizinle çalışabilmeyi çok isterdim ama... İşi maalesef bir saat önce reklam idman yurduna verdim. Ne? Reklam idman yurdu ha? Ya. Masar. Ruhun hayrola ne oldu? Bir şey mi var? Ajansınızın iş alması için yardım ettim ama aksilik oldu. Telefonlarınızın kesik olduğunu nereden bilebilirdim ki? Boş ver şimdi onu. Bu iş almamızı sağla yeter. Pardon telefon cevabında. Alo. Alo. Masar'cığım sadece tek bir sihirim kaldı. Ne babana para bulabildim ne de annenleri kurtarabildim. Ama eğer çok istiyorsan bu iş için kullanabilirim. Hayır Allah'ım ne yapmalı? Bir anda annemler, bir anda baban, bir anda ajans. Bu üçünü de halledebilecek tek bir sihir yok mudur ya? En iyisi ben bir gidip Gözüm ablaya danışayım. Of Allah'ım. Saray gibi evim elimden uçmak üzere. Ne yapsam da evimi kurtarabilsem, nereden para bulsam? Keşke biri çıksa da bu parayı bana verebilse, ne olur sanki. Geldim, geldim. Abi, Allah rızası için bana biraz para ver. Hoppala, esas sen bana ver. Hadi be abi. 100.000 lira da versen olur. Vallahi fazla para da gözüm yok. Ben sürümden kazanmayı seven bir dilenciyim. Sürümden mi? Dur bakayım. Sen bu işten günde kaç para kazanıyorsun? Fazla değil. Günde 100-150 milyon falan kazanıyorum be abi. Oha! Bana bak. Var mısın? Seninle ortak çalışalım ha? Ne dersin? Seninle ortak olduk mu? Sadaka dünyasında fırtına gibi eseriz vallahi. Hatta daha fazla para kazanmak için istersen kolumu bile kestiririm. Bana bak! Buraya gel! Ayağımın birini de kestireceğim! İşte durum anlattığım gibi Gözüm abla. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Vah benim güzel Ruhsar'cığım. Anlattıklarına göre çok şanslısın. Peki sen yılların Gözüm ablası. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersin Gözüm abla? Vallahi çok zor bir durum be yavrum. Ben sana son sihrini şunun için tercih et diyemem ki. Bu tercihi senin yapman en doğrusu. Ay ne yapsam acaba? Son sihrimle hangi problemi çözsem? Arkadaşlar, son umudumuz da boş çıktı. Alacağımız tek işi reklam idman yurduna kaptırdık. Peki şimdi ne olacak Önder Bey? Artık bir mucize gerekiyor arkadaşlar. Mucize. Acaba son büyü hakkımı da babam için mi kullansam? Zavallının elinden ata yadigarıya ev gitmek üzere. Kim bilir ne kadar üzülüyordu. Ulan sahiden de bu masrafın hiç parası yokmuş be. Ay Allah'ım, bu vakitte içe daralıyor. Evet, tamam.
Para bulmam gerekiyor ama nereden? Ya nereden gittim de tarlaya avokado ektim sanki. Bir avokado için yararlı meyve derler. Ben bir kızım yararını görmediği gibi elimde gidiyor elimden. Yoksa son sihirimle menkıbe cadısını mı kurtarsam? Gerçi hiç içimden gelmiyor ama ne yapayım? Masar'ın hatırı için yapabilirim. Bulursa biz de kuzeydoğuya doğru 800 kilometre gidersek Paris'e çıkmış oluruz. Yani biz buradan kurtulmakla kalmayı Paris'te görmüş oluruz. Bitti mi Reyhan? Bitmedi. Paris'ten de 2000 kilometre güneye doğru tünel kazarsak New York'un göbeğine doğru çıkmış olacağız. Böylece Amerika'yı da görmüş olacağız. Ben Amerika'yı görmek yerine senin akıllandığını görmeyi tercih ederim. A benim salak kızım. Ne oldu? Bak Reyhancığım, zaten çanta kapkaççısı bir çetenin elemanı olarak suçlanmak yeterince canımızı sıkıyor. Yani ayrıca senin salaklık yapmana hiç gerek yok. Bilmem anlatabildim mi? Bana salak diyemezsin. Eğer bana bir daha salak derseniz sizin çetenizden ayrılır başka bir çeteye girerim, haberiniz olsun. Ay bu kız insanı zorla katil yapar. Kızım ne çetesinden bahsediyorsun sen? Bize iftira ediyorlar işte, görmüyor musun? En iyisi ben gidip itirafçılık yasasından yararlanıp serbest olayım. Evet, en güzeli bu. Karar verdim. Ben dedim suçumu itiraf edeceğim. Kapıcı Bey! Kapıcı Bey! Kapıcı Bey açın! Ay ya ne yapacağıma karar veremedim gözüm abla. Ama sen de hiçbir akıl fikir vermiyorsun ki. Bak Ruhsar'cığım, bu konu çok hassas bir konu. Sen bile karar veremedikten sonra ben sana şunu yap nasıl diyebilirim ki? Ama böyle de üç arada bir derede kaldım. Masar'ın işine mi yardım etsem, babamın hacizine mi yardım etsem, yoksa menkıbe cadoluzunu hapisten mi kurtarsam bilemiyorum. Sahi menkıbe hanım niye içeri girmişti? Hırsızlıktan. Birisinin çantasını çalmış galiba. Aa, öyle huyları da mı vardır onun? Tanıdığım kadarıyla öyle huyları yok aslında. Cadıdır madıdır ama hırsız değildir. Nasıl oldu o zaman? Bilmem. Bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Ona benzeyen bir hırsız çalmıştır mesela. Tabii ya. Neden olmasın? Gözüm abla menkıbe cadısına benzeyenlerin listesini bana gösterebilir misin? Tabii. Gel birlikte bakalım. Geldim geldim. Gel gel gel. Tamam dur. Aspin karaya vurdu. Bu kadının adresini bana verebilir misin gözüm abla? Tabii Ruslarcığım. Sanırım iş çözüldü. Eğer bunları Masar'a söylersem sihir kullanmadan olayı ortaya çıkarabilirim. Yazıklar olsun sana Masar. Bir kadını etkileyip reklam işini kapamadın. Ben gitsem ne kurlar yapardım? Hadi lan. Sen bu tipinle Aysel Gürel'i bile etkileyemezsin be. Öyle veya böyle sonuçta Önder Bey'le birlikte bir çuval inciri berbat ettiniz. Sonuçta hepimiz işsiz kaldık. Hoppala! Ekonomik krizin suçlusu da ben oldum değil mi? Beceriksizliğin mazereti olmaz Masar. O kadını ne yapıp edip etkileyecekti? Ya çocuklar yapmayın etmeyin Allah aşkına. Ben bu ajansın reklamcısıyım, jigolosu değilim ki. Zaten canım sıkkın. Annemler hala karakolda. Ben geldim. Ah Ruhsar'cığım hoş geldin oğlum. Telefoncu. Ruhum hoş geldin. Nasıl senin durumunda bir gelişme var mı canım? Maalesef benim durumumda hiçbir gelişme yok. Ama annenlerle ilgili çok güzel bir haberim var. Aa ne diyorsun? Dur. Çabuk söyle de beni çıldırtma hadi. Bak bakalım. Hırsızlık yapan ve annene tıpatıp benzeyen bir kadın var. Anneni bu kadınla benzetip karıştırmışlar. Aa, harikasın Ruhum. Harikayım ama kendime bir faydam yok ki. Arkadaşlar beklenen mucize hala gerçekleşmiyor. Önder Bey, annemlerin bir benzerliğin kurbanı olduğu anlaşıldığı için izninizle hemen gidip onları kurtarmam gerekiyor. İzin ne demek evladım? Dur, ben de seninle geliyorum. Tamam. Menkıbe hanımefendiciğimi kurtardım. Sağ olun Önder Bey. Önder görüşürüz. Görüşürüz. Ya gördünüz mü komiser beyciğim? O kadar bağırdım çağırdım ama bir türlü dinletemedim size. Haklı değil miymişim? Ben de size söylemiştim. Haklısınız da. Gel. Biz de haklıyız. Ah inanın o kadar üzgünüm ki. Size ne kadar özür dilesem azdır hanımefendi. Aman yok canım hiç önemli değil.
Hem baksanıza bu hırsız kadın şaşılacak derecede bana benziyor. Yani ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardım. Neyse geçmiş olsun Menkıbe hanımefendiciğim. Kötü günler olmasa bile kötü saatler geride kaldı artık. Menkıbe hanım gerçekten çok âli cenapsınız. Yani sizin karşınıza kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. İyi âli cenapmış. Aslında da canı cenap demek lazım. Çok teşekkür ederim Mahinur hanım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Niye? Evet biz şebeke olarak çok gururlu bir şebekeyiz hanımefendi. Saçmalamayı keser misin Reyhan? Masal bu kadar o kadın değil mi? Hayır kadın değil. Canım size iş verecek olan kadın. Aa evet ama işi reklametten yoldura verdi. Bundan iyi fırsat mı olur? Hazır annene de iyilik yapmak istiyor. Annen için size verilmesini istesin. Abi güzel ablam bırak o karıyı da beni affetsen. Ya anne bir dakika gelsin abi bari o çocuğu. Mahmur hanımcığım. Az önce bana sizin için ne yapabilirim diye soruyordunuz öyle değil mi? Evet. Ay yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyeyim lütfen. Peki o halde. Sizden şirketinizin reklam işlerini oğlum Masarların şirketine vermenizi rica ediyorum. Aa, verdim gitti. Abi biraz da bana ver. Çanta bende kalsın hiç olmazsa. Burada bir masarlarınız var. Masar bir. Alın bu kayığı işte sizin için yaptım. Eğer daha çok kalsaydım daha büyük bir kayın yapardım. Eğer birkaç saat içinde parayı bulamazsam ev gidiyor artık. Yazık. O ev benim doğduğum, büyüdüğüm evdi. Manevi değeri bile çok fazlaydı. O evle birlikte hayatımın bölümü de gidiyor. Sülalemin geçmişi gidiyor. Of Allah'ım. Bir mucize. Bir mucize gerekiyor. Memleketten arıyorlar galiba. Biliyorum. Gazanfer evini hazırlar diyecekler. Ben de pat diye düşüp bayılacağım. Alo. Buyurun. Ben Gazanfer. Ne? Benim tarladaki avokadolar büyüyüp çoğaldı mı? Müşteriler var hem de ha? Hem de ihracatçılar. 10 milyar. 10 milyar veriyorlar ha? Tamam. Avokadoların hepsini satabilirsin İbrahim. 10 milyar. İyi para be. Ay, yoksa 10 milyar az mı oldu be? Keşke 15 milyar deseydim. Ay, ay, her şeyi hallettik. O kadar rahat, o kadar mutlu, o kadar huzurluyum ki hayatım. Keşke ben de senin gibi mutlu olabilseydim. Artık sihir gücünü kaybetmiş bir hayaletim ben. Oo, sen sihirsiz de dünyanın en tatlı hayaletisin. Hoş geldin. <üzüm. gülüyor> Ah, Gözüm abla senin ne işin var burada? Sana müjde vermeye geldim Ruhsar'cığım. Müjde mi? Ne müjdesi Gözüm abla? Yaptığın sihirler yanlış sayılmış. Meğer 29'muş, 30 değilmiş. Ve bu yüzden de sihir yapma yeteneğin geri verildi. Ceza kaldırıldı. Şuna bak, müjdeyi ben veriyorum, Mazhar'a soruluyor. Yandım, yandım. Bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık, kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Şaştık, kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş.